Önce selam, sonra kelam. Ben de önce hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Öncelikle bu yıl Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni kazanan ve bu yıl burada eğitime başlayacak olan sevgili öğrencilerimize ve bütün öğrencilerimize sağlık içinde, huzur içinde, afiyet içinde nice nice hayırlı eğitim öğretim yılları diliyorum. Nice nice derken yani 4 yıl daha sonra da gitsin anlamında lisans bitsin, master olsun, doktor olsun ama öğrencilik zaten hayat boyu devam eder. Ben özellikle bu yıl başlayan öğrencilerimiz derken bilhassa Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tercih edenleri bir kere daha kutlamak istiyorum. Çünkü burada sadece Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin öğrencisi olmayacaklar. Nevşehir'de okumak demek, üniversiteyi Nevşehir'de okumak demek en az 3 üniversite hatta 4 üniversite bitirmek veya 4 üniversiteden eğitim almak gibidir. Birincisi burada Kapadokya, buranın Kapadokya'nın merkezi. Dolayısıyla Kapadokya Üniversitesi'nden, resmi adı da Kapadokya Üniversitesi olan üniversiteden söz etmiyorum, değerli rektörümüzün üniversitesinden. O da ayrıca tabii buranın bir zenginliği. Ama Kapadokya varlığından, Kapadokya kültürel mirasından söz ediyorum. Dolayısıyla böyle bir mirasın üzerinde kurulmuş bir medeniyetin içinde üniversite öğrencisi olmak ayrıca bir mazhariyet, bir kazanımdır. Onun dışında Hünkar Hacı Bektaş Veli dergahının gölgesinde bir üniversitede okumak ayrıca büyük bir kazanımdır. İkinci üniversiteniz de orada. Üçüncü üniversiteniz zaten kazandığınız Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. Ve bir de yine burada bir kardeş üniversitemiz var. Kapadokya Üniversitesi. Dolayısıyla siz Kapadokya Üniversitesi'nin öğrencisi olmak zorunda değilsiniz. Ama oradan arkadaşlarınız olacak. Ve akran eğitimi dediğimiz ilişkilerle, dostluklarla sizin çevreniz onlara, onların çevresi size yepyeni kapılar açacak inşallah. Dolayısıyla ben bu eğitim öğretim yılını ve bundan sonraki eğitim öğretim yıllarının hayırlara vesile olmasını, sizin için bereketli olmasını niyaz ediyorum. Biz değerli rektörüm Semih Alptekin hocamızla eski mesaidaşlığımız var, teşriki mesaimiz var Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Dolayısıyla onun böyle bir davetine, nezaketine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu davete icabet etmemi gerektiren bir başka husus da şuydu. 2013 yılında Milli Eğitim Bakanı olarak buranın Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak adının tescil edilmesinde bizim de imzamız olduğu için kendimi ayrıca şanslı hissediyorum. Dolayısıyla değerli rektörümüze ve birlikte görev yaptığım, yine bu üniversitede görev yapan değerli hocalarımıza ayrı ayrı çok teşekkürler ediyorum. Bugünkü açılış dersini 30 dakikayla sınırlandırdık. Yani sizi çok fazla meşgul etmeyeceğiz. Ama bu 30 dakika içerisinde neyi konuşacağız? Akademiyanın veya üniversitenin geleceği, üniversitenin önümüzdeki yıllarda üniversiteleri, genel olarak üniversite, bütün dünyada akademik hayatı bekleyen yenilikler ve bunlar konusunda neler yapılabilir, bunları konuşalım diye
kararlaştırmıştık Sayın Rektörümle. Bu son yaşadığımız, 1,5-2 yıldır yaşadığımız pandemi, salgın dönemi bize her alanda olduğu gibi eğitim alanında da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, olmayabileceğini gösterdi. Biz öteden beri Milli Eğitim Bakanlığı döneminden Semih Beyler veya bu teknolojiler sayesinde artık eğitim kurumlarımız eski yapılanmalara mahkum değildir. İlla dört duvar arasında, işte bugün burada toplandığımız gibi kapalı mekanlarda eğitimi sürdürmek zorunda olmayabiliriz. Yeni teknolojilerden yararlanarak yeni yeni eğitim stratejileri, yeni yeni eğitim ortamları, yeni yeni öğrenme modelleri geliştirebiliriz ve geliştirilmektedir diyorduk. Diyorduk ama bunu daha çok bir teorik tartışma gibi konuşuyorduk. Nitekim geçmişte ben bu konuyla ilgili düşüncelerimizi, argümanlarımızı sıralarken bundan 35 yıl öncesine ait bir anekdottan örnek veriyordum. O da rahmetli Hasan Celal Güzel Bey'in Milli Eğitim Bakanlığı zamanında, ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda onun müşaviri idim. O tarihlerde 1986 senesinde İstanbul'da Avrupa Konseyi Eğitim Bakanları Konferansı toplandı. 3 yılda bir yapılan Avrupa Konseyi Eğitim Bakanları Konferansı o yıl İstanbul'da toplanmıştı. Ve toplantının ana teması da o yıl enformasyon teknolojileri ve eğitim sistemleri üzerindeki etkileri idi. Ve her ülke o Avrupa Konseyi Eğitim Bakanları Konferansı'na bir ulusal rapor sunmak durumundaydı. Bütün Avrupa Konseyi üyesi ülkeler birer rapor sundular. Biz de Türkiye olarak rapor sunduk. O zaman rahmetli Hasan Celal Bey Türkiye raporunu hazırlama görevini de bana ve birlikte çalıştığımız bir grup akademik arkadaşa tevcih etmişti. Biz de daha sonra enformasyon teknolojileri ve eğitim sistemleri üzerinde etkileri başlığıyla Milli Eğitim Bakanlığı yayınları arasında yine rahmetli Avni Akyol zamanında kitaplaştırılmış olan raporumuzu hazırlamıştık. Güzel bir rapordu. O günlerde henüz daha bugüne göre emekleme safhasında olan bilgisayar teknolojisinin, bilgisayar ortamlarının eğitimde nasıl kullanılabileceği üzerine çalışan, bunun üzerine modelleme yapmaya çalışan bir rapor. Başka ülkelerinki de öyleydi. Ama o toplantıya sunulan, o konferansa sunulan İngiliz ulusal raporunu, daha doğrusu İngiliz ulusal raporunun giriş cümlesini biz çok kıskanmıştık. Keşke bunu biz akıl etseydik demiştik o giriş cümlesi için. O giriş cümlesi şuydu. İngiliz raporunun başında diyordu ki tıpkı bir takım gıda ürünlerinin veya ilaçların kutularında yazdığı gibi bir son kullanım tarihi belirliyordu. Diyordu ki orada bu rapor 3 yıl için geçerlidir. Yani İngilizler, bu raporu hazırlayanlar diyorlardı ki biz bu raporu bugünkü teknoloji düzeyine göre hazırladık. Bu raporda önerdiğimiz modeller bugünkü teknolojinin bize imkan verdiği modellerdir. Halbuki bu teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki 3 yıl sonra yeni yeni modeller gerçekleştirme şansımız olabilir. Dolayısıyla bu rapor 3 yıl için geçerlidir. Nitekim İngilizlerin dediği gibi veya hepimizin öngördüğü ama İngilizlerin cesaretle dile getirdiği gibi enformasyon teknolojilerindeki, bilişim teknolojisindeki gelişmeler her yıl üstelik biraz daha katlanarak, ivmelenerek devam edip geliyor. Dolayısıyla artık bu alanda hazırlanacak bu türden bir raporun belki 3 yıl bile dayanma şansı yok. Demek ki önümüzdeki dönemde üniversiteyi bekleyen en önemli
tehlike veya fırsat, ikisi bir arada. Fırsat tehlikesi veya tehlikeli fırsat. Bu hızdaki olağanüstü artış, teknolojik düzeydeki, teknolojik değişim düzeyindeki hızlanmanın giderek artıyor olması. Nasıl etkileyebilir bu hızlanma? En başta en basit örnek olarak söz gelişi yazılım teknolojisi alanında çalışan arkadaşlarımızı bekleyen veya yaşadıkları bir açmazdan söz edebiliriz. Nedir o? Pek çok alanda olduğu gibi yazılım teknolojisi veya yazılım mühendisliği alanında da eğitim süresi 4 yıl. O 4 yılda niye 4 yıldır onu hiç anlayabilmiş değilim. Ne oluyor da veterinerler de, İngilizce öğretmenleri de, okul öncesi öğretmenleri de, ziraat mühendisleri de, Çince öğretmenleri de, gastronomi bölümünde de hep 4 yılda öğretiliyor her şey. Onu da anlıyoruz da anladıklarımızı söylemekte zorlanıyoruz. Bunun sadece pedagojik bir zorunluluktan kaynaklanmadığını da hepimiz aslında biliyoruz. Ama özellikle yazılım teknolojisi alanında, yazılım mühendisliği alanında 4 yılın şöyle bir tehlikesi var. Birinci sene giren bir öğrencinin öğrendiği bütün yazılım programları mezun olurken demode hale geliyor. Dördüncü sınıfta, hatta dördüncü sınıfı bile beklemiyor. Birinci sınıfta, yani sizin de kullandığınız, düşünün bakın, ilk defa bilgisayar başına oturduğunuzda kullandığınız programlarla bugün kullandığınız programlar arasındaki farkı sizler de her gün kendi gündelik hayatınızda yaşıyorsunuz. Hocalarım her ne kadar hocalıkları benim kadar eskiye gitmese de onlar da yine bu değişimi kendi meslek hayatlarında görmüşlerdir, yaşamışlardır, yaşıyorlar ve yaşayacaklar. Demek ki bizim bir defa üniversite süreleriyle alakalı her şeyi yeniden düşünmek mecburiyetimiz var veya karşımıza çıkacak. Bugün ertelediğimiz sorunlardan biri ama niye her şeyi 4 yıllık bir eğitim programına indirgemeye veya yaymaya çalıştığımızı yakın bir gelecekte gençlere anlatamayacağız. Öyle alanlar var ki oradaki gelişme hızı, teknolojinin, o alanda kullanılan teknolojinin değişim hızı belki o eğitimi her yıl yeniden güncellemeyi gerektirecek. Nitekim bugünlerde Avrupa'da, başta Almanya, nüfusunun yaşlılık oranı nedeniyle de en başta Almanya'da yeni bir disiplin ortaya çıkıyor. Henüz bizde o kadar revaçta olmasa da yakında bizim de mutlaka gündemimize almamız gereken yeni bir disiplin ortaya çıkıyor. Nedir o disiplin? Meslek değiştirme bilimi. Çünkü özellikle teknolojiyle çok içli dışlı olan alanlarda bazı meslekler giderek geçersiz hale gelmeye başlıyor. Peki bütün eğitimini o mesleğe göre yapmış olanlar o meslek ortadan kalkınca ne yapacaklar? O meslek söz gelişi laborantlar bugüne kadar laboratuvarlarda onların yaptığı işleri yapan yeni teknolojik kitler, yeni teknolojik tahlil paketleri gündeme geldiği zaman orada artık beşeri müdahaleye gerek kalmaksızın insanların o kadar yoğun işin içinde olmasını gerektirmeyen bir düzen, laboratuvar düzeni kurulduğu zaman pek çok laboratuvar uzmanının meslek değiştirmesi gerekecek. İşte bunun gibi farklı disiplinlerde eğitim almış olan insanların o aldıkları eğitimi de fazla heba etmeden, israf etmeden, ondan da yararlanarak o alanda aldıkları eğitimi de bir şekilde değerlendirerek onları yeni bir alana nasıl taşıyabiliriz?
İşte bununla uğraşan yeni bir disiplin ortaya çıkıyor. Almancasını telaffuz etmek çok zor olduğu için söyleyemiyorum. Hiçbir yerde söyleyemiyorum. Ama böyle bir disiplin. Dolayısıyla biz şimdi bu yıl öğrenime başlayan arkadaşlarımız da, bugün yıl üniversiteye başlayan arkadaşlarımız da dahil olmak üzere hepimiz kendimizi de yakın bir gelecekte bu seçtiğimiz alanın dışında da işimize yarayacak bir takım becerilerle donatmak mecburiyetindeyiz. Yani siz Merve gibi okul öncesi eğitim alanını seçmiş olabilirsiniz. Ayrıca Merve'yi bu nedenle çok tebrik ediyorum. Çünkü en çok ihtiyaç duyduğumuz ve belki en geç başkaları tarafından, başka bir teknoloji tarafından ikame edilebilecek. Dolayısıyla size her zaman uzun yıllar çok ihtiyacımız olacak. Mesleğiniz hiçbir zaman değerini kaybetmeyecek. Okul öncesi eğitim kademelerinin en kritik alanı ve orayı seçtiğiniz için de size çok teşekkür ediyorum. Ama Merve'nin seçtiği okul öncesi eğitim öğretmenliği kadar dayanıklı olmayan başka meslekleri, başka disiplinleri seçmiş olan arkadaşlarımız da ileride meslek değiştirmeye niyet ettikleri veya mecbur kaldıkları takdirde o zaman da işlerine yarayacak bir takım temel becerileri edinmek zorundalar. Nedir o temel beceriler? Şimdi çok basit bir şey söyleyeceğim. Çok basit, biz onu zaten yapıyoruz diyeceğiniz ama maalesef o kadar kolay yapılmayan, yapmadığımız ve eksikliğini her geçen gün biraz daha hissettiğimiz bir beceriden söz etmek istiyorum. O da ana dil becerisi. Türkçe. Türkçeyi doğru okumak, doğru yazmak, doğru konuşmak ve doğru dinlemek. Dilsel iletişim sadece mesajın bu tarafında olmayı gerektirmiyor. Yani sadece mesaj veren kaynak değilsiniz. İletişimde en önemli meziyetlerden bir tanesi de iyi bir alıcı, dinleyici olmaktır. Ve bu da eğitimle geliştirilebilecek bir beceridir. Eğer bunun eğitimini almadıysanız o zaman ne ana dilinizi doğru dürüst konuşabiliyorsunuz, ne ana dilinizi doğru dürüst yazabiliyorsunuz, ne doğru dürüst okuyabiliyorsunuz, ne doğru dürüst dinleyebiliyorsunuz. O zaman da pek çok alanda kifayetsiz, niteliksiz eleman sınıfına düşüyorsunuz. O alana düşmemek için, niteliksiz eleman havuzuna düşmemek için en başta kazanmanız gereken özelliklerden biri, en başlıcası, en başta geleni ana diliniz, Türkçe. Şimdi buradaki sorun şu. Peki biz ana dilimiz zaten Türkçe. Annemizden, babamızdan Türkçe öğrendik. Çevremizde her zaman Türkçe konuşuluyor. Dolayısıyla Türkçe problem değil diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama yanılırsınız. Çünkü bakın şu anda bile bu salonda, yani şu anda sayamam bu kalabalıkta ama kabaca en az %60'ı, %70'i şu anda beni dinler gibi yaparken telefonlarıyla meşgul oluyor. Bu bugüne buraya mahsus bir şey değil. Bu bütün toplantılarda, bütün sınıflarda, bütün topluluklarda, konferanslarda, açık oturumlarda, televizyonda görüyorsunuz. 5 kişi bir tartışma programına çıkıyor. Biri konuşurken üçü telefonlarıyla meşgul oluyor. İsterseniz bu akşam tartışma programlarından birine bakın, herhangi birinde bunu görüyorsunuz. Bence bir sakıncası yok. Ama sizin açınızdan büyük sakıncası var. O da şu. Bakınız, bu cep telefonu ve cep telefonu üzerinden şu anda yaptığınız, veya başka zaman yaptığınız, yapacağınız Twitter, Instagram, Facebook vesaire vesaire çeşitli programlarla yaptığınız haberleşmeler, mesajlaşmalar sizin
zihinsel becerinizi alabildiğine köreltiyor. Ben bunu genç arkadaşlarıma şu örnekle anlatmaya çalışıyorum. Siz sporla da meşgul oluyorsunuz. Bir spor dalı seçiyorsunuz. Diyelim ki maratoncu olmak istiyorsunuz. Maraton koşmak istiyorsunuz. Ne güzel. Ne yapmanız lazım? Her gün onunla ilgili bir antrenman yapmanız lazım. Antrenörünüz veya teknik direktörünüz veya beden eğitimi öğretmeniniz size diyor ki iyi maraton koşabilmek için, iyi bir maraton koşucusu olabilmek için her gün şu kadar kilometre koşma antrenmanı yapman lazım. İşte 5 kilometreyle başlarlar. 15 olur, 20 olur, 25 olur. Düz yolda başlanır, yokuşa çıkarsınız filan. Yani maratonda koşmak için, maraton koşucusu olabilmek için, maraton atleti olabilmek için ona uygun bir antrenman programınızın olması ve ona uymanız gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Bir başka arkadaşınız da diyor ki ben 100 maratoncu olmak istemiyorum. O bana çok şey gibi. Ben 100 metreci olmak istiyorum. Ben hızlı koşarım. 100 metreci olacağım. Öğretmeniniz, direktörünüz, antrenörünüz ona ayrı bir program yapıyor. 100 metre koşusu için ayrı bir antrenman programı. Hatta ikisi için ayrı ayrı beslenme, diyet programları yapıyorlar. Birinde dayanıklılığı, maratoncuda dayanıklılığı, diğerinde hız, sürati arttıracak beslenme programları, antrenman programları hazırlıyorlar. Şimdi siz her gün elinizdeki telefonla durmadan mesajlaşırken kaç karakter kullanıyorsunuz? 200 karakter kullanıyorsunuz. Her gün 200 karakterlik antrenmanlar yapıyorsunuz. Yani siz aslında bir 100 metreci gibi çalışıyorsunuz. 200 karakterle iyi koşuyorsunuz. Çok hızlı yazıyorsunuz. 200 karakterle çok hızlı mesajlar gönderiyorsunuz. 200 karakterle gelen mesajları çok hızlı okuyorsunuz. Ama bu antrenman yüzünden öyle köreliyorsunuz, öyle köreliyorsunuz ki 200 karakterin üstünde 3 sayfayı, 5 sayfayı, bir romanı, bir hikayeyi, bir şiiri, bir makaleyi okuyamaz hale geliyorsunuz. Çünkü orada 1500 karakter var. Halbuki sizin bütün antrenmanınız 200 karakterle sınırlı. Siz 200 karakterli, nefesiniz 200 karaktere göre yetiyor. 3 sayfaya yetmiyor nefesiniz. Kelime hazneniz yetmiyor. 200 karakterle 500 kelime etrafında dönüyorsunuz. Yani kelime hazneniz de 500'de sınırlı. Beceriniz 200 karakter, kelime hazneniz 500. Ve sizden iyi bir hikaye okuyucusu, iyi bir makale okuyucusu, şu anda ben sizinle yaklaşık 1200 kelimelik bir repertuar içinden konuşuyorum. Dolayısıyla benim konuşmamın da birçoğu sizin için karanlık bölge oluşturuyor. Söylediğim birçok kelimenin anlamını bilmeyebiliyorsunuz. Çünkü sizin 200 karakterlik vokabüleriniz, söz dağarcığınız içerisinde onlar yok. Bu olağanüstü acıklı bir yoksullaşma hikayesi. Zihinsel yoksullaşma hikayesi. Öyle olunca ne 500 kelimenin üzerine çıkabiliyorsunuz, ne 200 karakter üzerine çıkıp 3 sayfa okuyamıyorsunuz. 5 sayfa. Bir romancınız yok, bir hikayeciniz yok, bir şairiniz yok. Bir otoriteniz, bilim uğraştığınız bilim alanında 3 tane makaleyi bile sonuna kadar rahat rahat okuyabilme şeyiniz yok. Uykunuz geliyor, hemen eliniz telefona gidiyor. Bir konuşmayı dinleyemiyorsunuz, hemen eliniz telefona gidiyor. Niye? Çünkü antrenmansızsınız. Ham, gelişmemiş. Nasıl beden kaslarımızın gelişmesi için antrenmanlara ihtiyacımız varsa, deyim yerindeyse, kafa kaslarımızın, beyin kaslarımızın gelişmesi için de antrenmana ihtiyacımız var. O antrenmanda kitap okuyarak, roman okuyarak, hikayeler okuyarak, şiirler okuyarak, önce ana dilimizi sonra başka dilleri öğrenerek,
kendimizi gelecekteki meslek değişikliklerine hazır hale getirmemiz gerekiyor. Eğer bu beceriler sizde yoksa sizi çok üzüleceğiniz bir gelecek bekliyor, Allah korusun. Onun için önce Türkçeyi doğru dürüst öğrenecek. Türkçe bizim maalesef eğitim sistemimizdeki gibi gramer esaslı, hem Türkçe eğitiminde hem yabancı dil eğitiminde önceliği gramere verdiğimiz için hep çuvallıyoruz. Öncelik gramerde olursa o dili öğrenmekte zorlanıyoruz. Öncelik gramerde değil. Ana dilimizi nasıl öğrendiysek yabancı bir dili de öyle öğreniriz. Ana dilimizi öğrenirken annemiz babamız bize özne şurada, yüklem burada, sıfat şudur filan diye öğretmediler. Pratikle, konuşa konuşa, yanlış yapa yapa, yanlışlarımızı düzelte düzelte. Yabancı dilde de böyle. Ama bu gramer saplantısı bizde yeni değil. Medresede de var. Medresede de Arapça kitap yazıyor ama Arapça bir bardak su verir misin diyemiyor. Çok güzel fıkıh kitabı yazıyor, kelam kitabı yazıyor. Yani akademik Arapçası iyi ama şuradan bana bir bardak su ver demeyi beceremiyor. Onu kendi öğrendiği biçimde söylediği zaman da Arap ona sadakallahul azim diyor. Yani onun bir şey okuduğunu zannediyor, bir dua okuduğunu zannediyor. Bir bardak su ver dediği zaman onu öyle söylüyor ki dua formunda anlıyor. Dolayısıyla şimdi benim sizlerden istirhamım, genç arkadaşlarımdan bir defa Nevşehir'in, Kapadokya'nın, Hünkar Veli Dergahı'nın ve Nevşehir Hünkar Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin değerini bilin. Burası Allah devlete millete zeval vermesin. Hayırseverlerimizden de Allah razı olsun. Benim Türkiye'de gördüğüm en güzel yerleşkelerden, kampüslerden, külliyelerden biri. Burada hakikaten insanın iyi bir öğrenci olmaması için çok ciddi gayret göstermesi lazım. Çok ayak diremesi lazım. Her şey elinizin, ayağınızın altında. Çok şükür. Bu büyük bir nimet. Yani sadece Türkiye standartlarında değil, bakın ben size dünyanın farklı ülkelerinde farklı üniversite kampüslerini görmüş biri olarak söylüyorum. Dünya standartlarında bir üniversitenin öğrencisi oldunuz veya öğrencisisiniz. Hocalarım için de ayrıca tabii onları da ayrıca kutluyorum. Böyle bir üniversitenin hocası olmak büyük bir imtiyaz. Onun için ben akademiyadan siyasete geçmiş bir arkadaşınız, kardeşiniz olarak böyle durumlarda hep mesleğinizin kıymetini bilin diyorum. O meşhur fıkrada olduğu gibi mesleğinizin kıymetini bilin. Böyle bir yerde bu öğrencilerle çok güzel işler yapılabilir. Ama biraz önce konuştuğumuz o muhtemel gelecek perspektifini dikkate almak koşuluyla. Eğer her şeyin bugünkü gibi devam edeceğini, hiçbir şeyin değişmeyeceğini zannediyorsak 3-4 sene sonra çok kötü yanıldığımızı görürüz. Çocuklarımız, gençlerimiz mezun oldukları zaman dönüp bize ama hocam bize bunu öğretmemiştiniz ki derlerse o zaman çok üzülürüz. Onun için şimdiden bu değişikliklere hazır olmamız gerekiyor. Şimdi bana işaret geliyor. Süreyi doldurdun, yarım saati doldurdun diye. Biraz da hatta görmemeye çalıştım ama galiba epey zorladım. Ben her konuşmamda, böyle bu tür buluşmada daha doğrusu bir kitap tavsiye etmeden duramıyorum. Onun için bugün de önce hocalarımıza, değerli hocalarımıza, akademik hocalarımıza bir kitap önermek istiyorum.
akademik hocalarımız derken akademisyen demedim, akademik dedim. Çünkü önereceğim kitap bunun niye böyle dediğimin açıklaması o kitapta var. Emin Maluf'u biliyorsunuz, romanlarından tanıyorsunuz. Onun 29 numaralı koltuğun hikayesi diye ince bir kitabı yayınlandı. 29 numaralı koltuğun hikayesi. Kitabın hikayesi de şu, Emin Maluf, Claude Lévi-Strauss, yapısal antropolojinin kurucusu Lévi-Strauss vefat ettikten sonra, 100 yaşında vefat ettikten sonra, onun yerine Fransız Akademisi'ne seçildi. Bu Fransız Akademisi 40 kişiden oluşuyor. Onlara ölümsüzler diyorlarmış, immortals. Yani onlar ölünce ancak üyelikten düşüyor, ömür boyu oraya seçiliyorlar. Ölenin yerine de bir başkası yine ömür boyu oturmak üzere seçiliyor. İşte o Claude Lévi-Strauss'un yerine Emin Maluf seçilmiş. 29 numaralı koltuk, o koltuk. Orada, o koltukta akademinin kuruluşundan beri, 1700'lerden itibaren kimler oturduysa, mesela bizim meşhur Ernest Renan, Namık Kemal'in şey yazdığı, reddiye yazdığı Ernest Renan dahil olmak üzere, o 29 numaralı koltukta oturan daha önceki akademisyenlerin hikayelerini anlatıyor. Bu vesileyle de öğreniyoruz ki o kitaptan akademisyen diye Semih Hocam sadece Fransız Akademisi üyelerine denilmiş. Biz akademikmişiz. Bize akademisyen denmezmiş. Biz akademikmişiz. Akademisyenlik onların ünvanıymış. Ama artık Galata meşhur lügatı neden evladır? Sahihten evladır. Yani yanlış kullanım o kadar yayıldıysa artık yapacak bir şey yok. Evet, ister akademik diyelim, ister akademisyen diyelim. 29 numaralı koltuğun hikayesini sizlere hararetle tavsiye ediyorum. Öğrenciler okuyamaz mı? Onlar da okuyabilirler, arzu ederlerse tabii. Onun dışında genç arkadaşlarımız için de onlar muhtemelen okumuşlardır ama Oğuz Atay romanlarını gençler bugünlerde zaten okuyorlar biliyorum. Gençlik arasında Oğuz Atay popüler bir yazar rahmetli. Ama onun genellikle romanlarının gölgesinde kalmış bir başka kitabı daha var. Türkiye'de bir kere verilmiş olan TÜBİTAK Roman Ödülü yarışmasını kazanan bir bilim adamının romanı Oğuz Atay'ın. Orada hocası Mustafa İnan, meşhur mukavemetçi Mustafa İnan'ın hikayesini anlatıyor Oğuz Atay. Bir roman gibi anlatıyor. Yani illa inşaat mühendisi falan olmanız gerekmez veya inşaat mühendisliği öğrencisi olmanız gerekmez. Bir bilim adamı nasıl dünyaya bakar, nelerden vazgeçer, neleri kazanır, bunları çok güzel anlatan bir kitap olarak bir bilim adamının romanı da genç arkadaşlarımıza, öğrencilere öneriyorum. Sayın rektörümüze zaten önümüzdeki hafta çıkacak bir başka kitabı şimdiden önerdim okuması için. Profesör Hüseyin Akan'ın, eski 19 Mayıs Üniversitesi rektörü Hüseyin Akan'ın adını şu anda benim de bilmediğim Rektörlük Dönemi Hatıraları, her rektörün okuması gereken, Sayın Karasar hocamın da ilgisini çekeceğini sanıyorum. Böylece kitap önerme faslımızda görevimizde yerine getirmiş olarak tekrar öncelikle bu üniversiteye katkıda bulunan herkese, Sayın Valimize, Allah gani gani rahmet eylesin, tabii bütün hayırseverlerimize, kampüste nereye baksam bir hayırseverin adı görünüyor. Her blokta bir hayırseverin adı var. Allah hepsinden razı olsun. Ne güzel. Onların isimleri burada yazacak. Onların amel defteri hiç kapanmayacak. Orada okuyan öğrenciler sayesinde. Hocalarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Emekleri için, gayretleri için. Sayın rektörümüze de bu nazik daveti için tekrar çok teşekkür ediyorum. 2021-2022 eğitim öğretim yılının hepimiz için, hepiniz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum.